Kul daima bir rahmet, yüreğinden bir merhamet tevzi edecek. Merhamet, rahmet taşıracak bir mü'min. Her gittiği yer bir farik olacak. Şuurda berraklık olacak. İlahi kameranın altında olduğunu idraki içinde olacak. Her haline dikkat edecek. Cenab-ı Hak'tan beynel hafu ve reca, korku ve ümit halinde yaşayacak. Yani muvaffakiyette şımarmayacak, zor zamanlarda ümitsize düşmeyecek. Her halde esas hayat ahiret hayatıdır. Cenab-ı Hakk'a kul olarak geldiğimizin idraki olarak. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz Miraç'ta sordu. Zaten Miraç yalnız Efendimiz'e ait. Başka bir insan neslinden, peygamberinizden Miraç'a çıkan yok. Yalnız Resulullah Efendimiz'e ait. Cenab-ı Hak sordu. Habibim seni neyle taltif edeyim dedi. Ya Rabbi dedi, beni de sana kul olmakla taltif et buyurdu. Demek ki Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek için iltica edeceğiz. Ya Rabbi bana sana olan kulun lezzetini tattır. Onun için gerçek tahsil bu takva tahsili. Yani Cenab-ı Hakk'a kul olabilme tahsili.